Evet, şimdi İstanbul stüdyomuza dönelim. Bir büyük sanatçı konuğumuz var. İstanbul'da bizlerle birlikte olacak bugün. Bu pazar günümüze renk katacak. Eminim sizlere de. Sayın Enis Fosforoğlu bizlerle birlikte. Sayın Fosforoğlu, günaydın, iyi pazarlar. Hoş geldiniz efendim. Günaydın, nasılsınız? Ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizinle birlikte olduğumuz için daha da iyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Biz insanlara rağmen hayat devam ediyor. Ayrıca babaların gününü kutluyorum. Biz de kutluyoruz efendim sizin babalar gününüzü. Evet, şimdi gündem o kadar yoğun ki elbette sizinle gündemi de konuşacağız. Şimdi birçok sanatçı biliyorsunuz içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bu siyasi gündeme fazlaca değinmiyor ama siz onlardan biri değilsiniz. Onları da paylaşacağız. Sevgili seyirciler, Enis Fosforoğlu sizin de bildiğiniz gibi çok kalabalık, çok köklü bir sanatçı aileden geliyor. Uzun yıllardır da sanatla iç içe doğal olarak. Kaç yıldır sanatla birliktesiniz Sayın Fosforoğlu? Estağfurullah. 7 yıl devlet tiyatrosu var. Daha sonra 40. yılımı Kadıköy kutladı 2 gün önce. Evet. Aslında 47 yıl ama Kadıköy'de 40 yıl diye bir gece kutlandı. Tam konservatuvar mezuniyetinden beri 47 yıl. Aynı zamanda doğum gününüzdü yanlış bilmiyorsam. Bu 40. yılınızın Kadıköy'de kutlandığı 14 Haziran, evet. Nice yaşlar diliyoruz, sağlıklı uzun yıllar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Benim için de bu son 2-3 gün çok heyecanlı, mutlu geçiyor çünkü sanatçı değerini alkışla alır ve ilgiyle alır. Son zamanlarda böyle bir şeyle karşılaşmak beni gerçekten mutlu etti. Son zamanlarda derken kendim için söylemiyorum, akan zaman için evet, söylüyorum. Evet. Demin bir şey söylediniz, aslında çok hoşuma gitti. İlerleyen dakikalarda konuşuruz. Sanatçı ve tiyatro çağına tanıklık etmeli. Ülkesine tanıklık etmeli. Ama körü körüne muhalefet etmeden ya da iktidar güçlerinin baskısına peki demeden fikrini söyleyebilmeli. Saygı içinde, hakaret etmeden. Yoksa biz de troll oluruz. Evet. Çok moda değil mi şimdi trollük? Biz de o evet, tuzağa düşmeyelim. Ne güzel söylediniz. Üslubunca eleştirerek devam etmeli. Şimdi Sayın Fosforoğlu 40 yıl ama artısıyla... Buyurun, buyurun lütfen. Buyurun. Affedersiniz. Troll deyince ben trollere ayar veriyorum zaman zaman. Şöyle ama hakaret etmeden. Mesela Cumhuriyet'in değerlerine ve Atatürk'e bir şey yazan olursa şöyle bir şey yazıyorum cevap. Nankörlüğün tedavisi yok. Güle güle. Çok çok yerinde bir vuruş, harika. Peki o zaman sanata döneceğim ben ama konu madem oradan açıldı biraz oradan devam edelim. Bu şimdi liselerden yükselen sesler var. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bütün ülkeye yayıldı biliyorsunuz. Bu Atatürkçü ve bilimsel eğitime karşı liseliler haykırıyor adeta. Bu Atatürk'e, Atatürk ilkelerine, bu bilimselliğe yapılan saldırıları siz nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Fosforoğlu? Bu bir deneme. Ama başarısızlıkla sonuçlanacak bir deneme. Yani eskilerin deyimiyle abesle iştigal ediyorlar. Bırakın liselileri, küçük çocuklar bile buna karşı çıkacaktır. Şimdi hani liseliler ne karışıyor falan deniyor ya, düşünmeye başlayan herkes bu boş çabaya karşı çıkacaktır zaten. Bazı denemeler yapılıyor, sonra vazgeçiliyor. En kolay, en çabuk bundan vazgeçmelerini umarım. Peki vazgeçiyorlar dediniz ama şimdi özellikle bu 12-13. Yılına girdi iktidar partisinin, AKP'nin icraatları ama şimdi deniyorlar, bir kamuoyu yoklaması yapılıyor. Ardından yavaş yavaş da hayata geçiriyorlar. Aslında son dönemde yaşadıklarımız da bununla çok sıcak ilgili. Özellikle eğitimde yaşananlar ki bu en tehlikelisi bence. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızın üzerinde yapılıyor bütün bu denemeler ve tabii istedikleri projeler. Tehlikeli buluyor musunuz bunları? Aslında benim yaşımdan ve tecrübemden baktığınızda çok tehlikeli bulmuyorum. Yaptıkları çok tehlikeli ama bunun sonucu kendilerine tehlike olarak dönecektir. Onun farkında olmaları lazım.
bu güzel ülkeye kıymamak lazım. Değerlerini örselememek lazım. Çünkü gerçekten mesela Atatürk globalleşmeyi görmüş bir fütüristtir. Bugünleri o günlerden görmüştür. Bugün yapılan anlattığınız davranışlar ileriyi görememektir. Onun için boş bir çaba olarak düşünüyorum ve Türkiye'nin kimse onlar bilmiyorum ben istedikleri yere gitmesi mümkün değil. Mümkün ne güzel söylüyorsun. Umudumu taşıyorum. Umut bulduk sizin sözlerinizde. Umutsuzluk, bir kere daha. Umutsuzluk çokken umut vardır. Evet, ne güzel, ne güzel. Peki neye bağlıyorsunuz bunu? Bu Atatürk'le, çağdaşlıkla bu inanılmaz bir mücadele içine girildi. Tahrikler, sonrasında yaşananlar, işte yaptırımlar, icraatlar. Neye bağlıyorsunuz bu resleşmeyi, bu mücadeleyi? Babalar Günü'nde daha hoş şeyler konuşalım istedim. Ay, konu oradan açılmışken ben sizden bu değerlendirmeleri almayı, böyle bir fırsat yakalamışken kaçırmak istemiyorum. Teşekkür ederim Lale Hanım. Aslında tam da konuşulması gereken şeyler ve tam da konuşulması gereken zaman. Biraz bizim de aymazlığımıza bağlıyorum. Gaflet içindeydik. O dediniz ya, yavaş yavaş hayata geçiriyorlar diye. Hı hı. Biz bunun farkına varmadık. Ama şimdi bir farkına varırsak iyi olmaz. Ve vardık, yeni vardık. Hı. İnanın çok ciddiye almıyorum. Ekmeksiz bırakabilirler bizi. Zaten bıraktılar. Hı hı. Yani yandaş olmazsan, hı hı. Burada söylemek istemediğim bir tanımlama var. Hı hı. Öyle davranmazsan olacak işin bile olmuyor. Bizden ve onlardan haline geldik. Evet. Bunların aslında farkına varmaları lazım. Onarmaları lazım bazı şeyleri. Kimse kimseye düşman değil. Bu ülke güzel bir ülke. Terörle boğuşmak lazım gerçekten, ama bir aydın kişi olarak. Senin terörün benim terörüm olmaz. En yüce hak yaşamaktır. Bu kadar önemli konular varken kendi vatandaşınla benim gibi düşünmüyor diye uğraşmak ne iktidara yakışır, muhalefetin de hatası varsa ne muhalefete yakışır. Daha güzel bir Türkiye için bunları konuşmalıyız hep. Çok önemli bir tespit yaptınız aslında. Hani uzunca yıllardır farkına varmadık dediniz, bir şey olmaz dedik. Ben de bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Bizde de çok büyük hata var tabii. Birazcık ağırdan aldık, biraz hafife aldık belki de. Ve ne yazık ki bugün bu noktaya gelindi. Bizde de hata var diye düşünüyorum ben. Sanıyorum, ama şöyle oldu. Mesela Gezi olaylarından sonra sosyologları, psikologları ve Genco'yu sanatçı diye, hı hı. Genco abiyi, Ferhan'ı, hadi diyelim ki ben aklılarına gelmedim. Ama Yıldız Hanım'ı, birçok sanatçıyı çağırıp oraya, sosyologlar, psikologlar, madem çağırdınız, böyle toplantılar yapılabilecekken en çok reyting alan dizilerin kahramanlarını çağırdılar. Evet. Bu anlayış zaten gösteriyor. Yani nerede çokluk var ya, anlayış buydu. Belki danışman hatasıydı, ama bu anlayış devam ettikçe umut hep vardır. Peki şimdi Gezi'nin 3. yılını geçtiğimiz ay kutladık diyelim, ya da andık diyelim daha doğrusu. Gezi ile ilgili sizin izleniminiz ne? Ne kattı? Kayıplarımız var. Çok gencecik çocuklarımızı yitirdik. Sakat kalanlar, yaralananlar oldu. Yani çok Türkiye, dünya tarihine geçecek günler yaşadık. Sizin izleniminiz ne Gezi ile ilgili? Umarım Gezi'nin karşısında olanlar da zaman içinde anlayacaklardır. Gezi bir toplumun yüz akıdır. O günler yaşanırken ben yaşım itibarıyla ve doktor raporuyla katılamamıştım. Ama çocuklarım çeşitli şekilde katıldılar, oradaydılar. Moda'da sokaklara kaçan, gaz yiyen gençlere yardım ettik modalılar olarak.
Ama yüz akıdır bir toplumun, bir devinimidir. Çapulcu değildir Gezi. Ve aslında bu gerçekleri anlayan, bilen ama söylemekten çekinip tam karşı saldırıya geçen bir anlayış var. Biz de onu yemiyoruz. Yani. Evet. Şimdi bence Gezi'de sanatçıların duruşu da çok önemliydi. Az önce siz değindiniz. Orada da oradan ve öbür taraftan olan diye ne yazık ki ayrıldık. Aslında belki ipler biraz da oradan koptu. Ama dik duranlar oldu sizin gibi. Fikirlerini paylaşmaktan korkmayanlar oldu. Her şeyi göze alarak, bütün fedakarlıklarda bulunarak. Bu noktaya gelirsek şimdi sanatta da aslında bir cepheleşme yarattığını düşünüyor musunuz? Oradan sonraki kopuşun ve tabii daha önce de yaşanan birikimler vardı elbette. Yani yaşadığımız çağda rant her şey oldu. Maalesef siyasi fikirlerden rant çıkaranlar, kavgadan rant çıkaranlar. Mesela reyting nedir diye bana sorarsanız, bir köşede bir kemancı Vivaldi çalsın, öbür köşede de bir kavga olsun. Halk gidip o kavgayı seyreder. Evet. Reyting budur. Oysa Vivaldi insan ruhunu yüceltir. Şimdi böyle olaylardan sonra baktığımda, işte Gezi hatadır dedi, dizisi başladı bazı arkadaşların. Diz çöktü, kafasını koydu, ranta boğuldu. Evet. Bunlar o arkadaşlarımın hatası değil. Bunlar yönetenlerin maalesef açtığı bir yol. İşte bu yaşımda, buradan baktığımda, geçenlerde söylemiştim, galiba Cüneyt Bey'in programında mıydı? Ben suya girsem ıslanmadan çıkarım artık. Param mı var? Hayır. Ama hayat ve ülke öyle bir yere getirdi ki beni, bunları çok rahat konuşabiliyorum. Tekrar söylüyorum, küfür etmeden, kimseye saygısızlık etmeden. Ama kendimize gelme zamanı, aklımızı başımıza alma zamanı. Evet, bence bir insanın hayatı boyunca kazanabileceği en büyük değer, en büyük kazanç bu. Her şeyi bir kenara koyun, bunları özgürce ifade edebilmek. İşte bütün şey bu, hazine bu, öyle değil mi? Bilmiyorum tabii. Bence yani öyle. Oradan öyle görünüyorsa. Bence öyle yani. Gerçi Lala, biz de aynı yolun yolcusuyuz ama onun için bana çok daha önemli, çok daha değerli geliyor bu duruş. Teşekkür ederim. Değer veren değerlidir. Buna hep inanırım. Sizin programlarınızı, Halk TV'deki programları izledikçe işte o umut hep vardır diyorum ya. Belki de onun için söylüyorum. Sizler oldukça. Çok teşekkürler. Bu da bizi tabii daha böyle umutlandırıyor, daha heyecanlandırıyor. Ne güzel, iyi ki varız. Biz birbirimize dayanışarak bu sıkıntıları da aşacağız eminim. Şimdi bir reklam aramız olacak. Ondan sonra sanata bir geçiş yapalım artık. Enis Soslaroğlu'nu tekrar bir hatırlayalım. Bütün izleyicilerimiz elbette tanıyor, biliyor ama bu 40+7 yıl nasıl geçti? Sanata bakışı nasıl Enis Soslaroğlu'nun son dönemde ve neler yaptı tabii ki, ne değerli çalışmalara imza attı konuşacağız ama kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler. Lale ile Kahve Tadında devam ediyor sevgili seyirciler. İstanbul'da bir değerli sanatçı konuğumuz var. Sayın Enis Soslaroğlu bizlerle birlikte, kendisiyle söyleşimiz sürüyor. Biraz siyaset konuştuk ama ben size dönmek istiyorum biraz. Gene konu gelirse siyasete döneriz Sayın Fosforoğlu. Şimdi sanata nasıl başladınız, nereden başladınız diye eğer söze başlamak gerekirse, ben Ankaralı olduğunuzu hatırlıyorum. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördükten sonra Ankara'da başladınız mesleğe. Doğru mudur acaba? Doğrudur efendim. Ankara'da 5 yıl Devlet Konservatuvarı'nda yüksek tiyatroyu bitirerek devlet tiyatrosuna girdim. Yani 5 yılım okulda geçti, 7 yılım devlet tiyatrosunda geçti. Sonra İstanbul ve Kadıköy. Evet, çok da önemli ödülleriniz var, onlara da geleceğiz ama Ankara'dan İstanbul'a gidiş neden ve nasıl gerçekleşti? Güzel bir soru. Şimdi aslında ülkede bazı sorunlar yaşıyoruz ya, geriye döndüğümde buna benzer sorunlar zaman zaman yaşandı.
Ben devlet tiyatro sanatçısı iken bir seçimde mavi gömlek giyip oy atmaya gittim. Ecevit mavisi bir gömlekle oy atmaya gittim. Bakın siyaset konuşmayalım diyorsunuz ama mecburen gel. o zamanın çok okunan dergilerinde bu fotoğraflar çıktı. Kime oy attığını anlayın diye. Televizyonda ertesi gün programım vardı, seslendirmelerim vardı. Kapıdan içeri sokulmadım. Bakın kader ağlarını nasıl örüyor. Seslendirmemi sildiler. Çünkü Bülent Ecevit iktidar olamadı. Bizim o zamanlar adımız işte fazla solcuya yetmez. Sağcıya da fazla gelir. Ortanın solunda çıkmıştı adımız. Baktım TRT'de iş vermiyorlar. Yani ilk ekmeğimizle oynanmasıdır bu. Ecevit de iktidar olamadı. Halbuki biz zaten yani sadece seviyorduk ve de durduğumuz yer oydu. Üçüncü MC olabilir. Milliyetçi Cephe hükümetleri vardı o zaman. Kuruldu ve bizimle uğraştılar. Devlet tiyatrosu maaşıyla benim televizyon dolayısıyla geldiğim yer ün yetmiyordu. Geçinemiyordum. O sırada da ailem İstanbul'daydı ve İstanbul'dan teklifler geliyordu. Ankara'dan İstanbul'a gelişim böyle bir başıma gelenlerden sonradır. Evet. Başka bir şey anlatayım. Sayın Ecevit iktidar oldu daha sonra. Ne ben ondan bir şey istedim. İstesem zaten o vermezdi. Evet. Bir daha rastlaşmadık bile. Benim kaderimde rol oynadığı halde. Yani o zaman siyasetçiler de öyleydi. Sanatçılar da böyleydi. Biz hala böyleyiz ama cezasını da galiba çekiyoruz. Evet, dediğim gibi bence... Ben sizi şimdi duyamıyorum Lale Hanım. Arkadaşlarımız hemen intercom'u düzeltsinler. Sevgili seyirciler, Sayın Fosforoğlu işte 70'li yıllarda başına bunlar geldikten sonra İstanbul'a gidiyor. Ve çalışmalarını orada devam ediyor. Birçok önemli ödülü var, onlara da geleceğiz. 80'li yıllarda Kadıköy'de özel tiyatrosunu kuruyor ve sanat çalışmalarına böylece İstanbul'da devam etmeye başlıyor. Şimdi 1989'da hepinizin hafızalarındadır. Yani o dönemde hayatta olmayanlar bile muhakkak duymuştur. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum Sayın Fosforoğlu. Bununla ilgili ödül de aldınız siz, jüri özel ödülü. Yine devam edecek bu ödüller silsilesi ama gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım çok önemli. Ben de hiç unutamam. Haldun Taner'in unutulmaz eseri. Evet. Özel tiyatromu kurduğumda Kadıköy'de daha önce çok Fransız vodilleri oynanıyordu. Ben ulusal tiyatroyu çok saygıyla karşılarım ve ulusaldan evrensele açılmaya inanırım. Çok iyi yazarların oyunlarını oynayarak Kadıköy'de yeni bir şey başlattım. O ödüller de öyle geldi. Haldun Taner'in, büyük usta Haldun Taner'in gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Hatta gençler buna vakitleri yoktur fazla söylemeye. Göz kap vaz yap derler. o oyunla Kadıköy'de yaptığınız düzeyli çalışmalar nedeniyle diye bir ödül aldım. İsmail Nasıl Büyüdü diye bir uyarlamamla en iyi yönetmen ödülü var. Sonra da hem oyunculuk hem özellikle eğitime çok önem verdim Lale Hanım. 2 yıl bir üniversitede öğretim üyesiyken her mesleğe donanım olarak drama çalıştırdım. Yani doktor olacaksa tiyatro eğitimi olsun istedim. İç mimar olacaksa tiyatro eğitimi olsun istedim. Böyle bir müfredat yazdım. Kurumlara güler yüz eğitimi verdim. Çünkü gerçekten bence Cumhuriyet'in en büyük projesi 3. Boğaz Köprüsü değil. Yüz binlerce aydın yetiştiren köy enstitüleri. Evet. Ve şimdi olmazsa olmaz, tam zamanı yine. Değil mi? Tekrar köy enstitüleri için harekete geçilmeli. Şimdi bunların kapatılması ile ilgili tartışmalar ve bugüne gelindiğinde aslında ne kadar önemli kurumlar olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Biraz bu konuyla ilgili görüşünüzü de almak isterim. Köy enstitülerinin
neler kazandırdı Türkiye'ye ve tabii kapanmasıyla birlikte önümüzdeki sürece ilişkin neler düşünüyorsunuz? Yani kültür sanat kafa kaldırtır bir ülkeye. Cep telefonu sayımızın çokluğuyla biz ne vize alırız ne Avrupa Birliği'ne gireriz eğer girmemiz şartsa. Kültür sanatla, uygar insanla dünya çapında olabiliriz. Bizim yani ülkenin biliyorsunuz son zamanlarda en çok önem verdiği şey bitki örtümüz makiydi Tokyo oldu. Yani inşaatla falan olmaz bu iş. İnsana dokunmak lazım. Bu ıskalandı. Evet. Daha söyleyeyim. Çok yerinde teşbihler, ironi de yapıyorsunuz. Güzel vuruşlar, sağ olunuz. Şimdi yurt dışında da çalışmalarınız var. Biraz onlarla da ilgiliyim. Örneğin Beni Siz Delirttiniz oyunu New York'ta sahnelenmiş. Oradaki o dönemki yaşadıklarınızla ilişkin merak ediyorum ben. Çok önemli şeyler bunlar. Türk sanatının dünyada işte sergilenmesi, New York çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde gurur duyuyoruz biz bu tür sanat olayları ile ilgili olarak ve bunlardan biri de sizsiniz yaşayan tarih olarak önümüzde. Aman yanlış anlaşılmasın, bu yaşınızla ilgili değil, birikimlerinizle ilgili söylüyorum bunu. Teşekkür ederim. Gurur duyuyorsunuz ama ne yazık ki siz bile yeni duyuyorsunuz. Çünkü medya, kültürü, sanatı yine gaflet içinde olmaktan dolayı çok ıskaladı. O benim biyografimde gördüğünüz, çok teşekkür ederim dile getirdiğiniz için. Aslında biz bize yapmamak lazım hiçbir şeyi. Eğer duyurmak mümkünse duyurmak lazım. O yıllarda, 2000'li yıllarda tek kişilik oyunumu orada Türk-Amerikan Federasyonu'nun günleri oluyordu. Gidip hem Türklere hem Amerikalı ailelere bir arada oldukları bir salonda, ki Broadway'dedir. Tek kişilik oyunumu oynadım. Ülkeyi anlatıyordu. Çok ilgi gördü. Tabii ben o oyunu Anadolu'da da oynamıştım. Evet. Yani gidip bir İç Anadolu'da oynadığınız oyunu New York'ta oynamak bir sanatçıya da derinlik katıyor. Biz de her gün bir şey öğreniyoruz. Öyle yani böyle ben, sen, at, beni anlamıyorlar falan diyen bir adam değilim. Halktan da bir şeyler öğrenerek insan kendini geliştiriyor. Evet. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Bir de çocuklarla ilgili bir projem vardı. Onun da bilinmesini istiyorum. Çünkü biraz önce futbolla ilgili bir haber vardı orada. Sizde. Sanıyorum akşama mı gelecek o haber, bilmiyorum. Geleceğin, hani dindar kindar değil, geleceğin uygar seyircisini yetiştirmek üzere Mahmut Özgener Federasyon Başkanı'ydı. Ya en istedi, ben şu andaki taraftara bir şey yapamıyorum. Çocuklara bir proje düşünür müsün dedi. Oturdum bir çocuk kabaresi yazdım. Fair play'i anlatan, barışı anlatan, tribünlerdeki küfürü kaldıracak olan. Çünkü biz kabayılık toplumu olduk ve zarafeti unuttuk. Böyle bir çocuk projesiydi. 40 bin çocuğa ulaştı Anadolu'da. Ben başlarında gittim her yere. Her tribüne 1000 uygar seyirci yetiştirecekti o proje. Sonra Mehmet Ali Bey başkanlığa geldi. Yine devam etti. Fakat bu son 6-7 yıldır, son başkan döneminde federasyon paramız yok dedi ve bitirdi bu işi. Şimdi federasyonun, tiyatronun kaça mal olacağını size soruyorum artık gülümseyerek ve de federasyonun dağıttığı paraları size tekrar hatırlatıyorum. Ben de işin peşini bıraktım. Yani yazık oldu bu projeye. Bu arada bir tek güzel bir olay oldu. UEFA Lütfü Arıboğan'a, tanığımdır, bir mektup yazdı. Genel sekreterdi o zaman Lütfü Arıboğan. Sporun kültür sanatla birleşmesini biz bile ilk kez duyduk ve tanık olduk. Bu proje için işte yazmış orada İngilizce, Mr. Enis Fosforoğlu'na şu kadar çocuğa ulaştığınız için kutluyoruz diye Türkiye'ye bir kutlama mektubu geldi. UEFA bu mektubu yazdı ve Türkiye Futbol Federasyonu 15 yıldır bir kutlama almadı başka UEFA'dan.
Artık sizi buldum, anlatıyorum. Kusura bakmayın. Evet, evet. Ne kadar önemli. Şimdi Türk milli takımının Euro 2016'da mücadelesi ve ortaya çıkan tabloyla aslında bu konular çok da gündemde. Galatasaray Lisesi mezunusunuz. Bu önemli, evet. Ayrıntıdan oraya geçelim. Takım tutuyor musunuz? Tabii yani o Galatasaray Lisesi'nde okurken aşı olursunuz. Bir rahmetli Ramazan vardı. Galatasaraylı olmayanlara öyle bir aşı yapardı ki 15 gün kolunuz iyileşmezdi. O ortamda Galatasaraylı oluyorsunuz zaten. İyidir Galatasaraylı olmak. Ama ben Fenerbahçe'de de oturuyorum. Yani Kadıköy'de oturuyorum yıllardır. Onlar da benim dostum. Beşiktaş'a, çarşıya bir şey söyler misiniz? Ben de Beşiktaşlı olarak sorayım size. Şu anda Beşiktaş'tan program yapıyorum. onların da duruşunu çok seviyorum. Turnede Trabzon'a da gideyim, ne yapayım? Müthiş. Kıvrak zeka işte, böyle bir şey sevgili seyirciler. Herkesin gönlünü alıyor Sayın Fossaroğlu. Peki biraz bu Euro 2016'ya da girelim mi? Sonra sanata döneriz tekrar. Şimdi inanılmaz rakamlar çıktı ortaya. Türkiye'nin aldığı bu kötü sonuçlar sonrasında hem futbolculara hem işte teknik direktöre ödenen paralar. Türkiye bu anlamda işte diğer ülkelerle birlikte kıyaslandığında çok üst sıralarda, sanıyorum ikinci, üçüncü sıralarda falan yer alıyor. Bu konuya ilişkin ne düşünüyorsunuz peki? Oynadığımız futbola göre tabii. Ben aslında çok doğru söylüyorsunuz da olaya öyle bakmıyorum. Şans eseri biz ilk maçta bir gol atsaydık, berabere kalsaydık ya da o golü yemeyip bir gol atsaydık, bunlar konuşulmayacaktı, evet. Biliyor musunuz? Evet, kesinlikle. Yani bu Türkiye üstü kazançlar, nasıl yönetildiği, neler yapıldığı konuşulmayacaktı. Allah'tan öyle bir gol atılmadı. Evet, değil mi ki bunlar geldi? Biz gene devam edecektik bağıra çağıra, sahte sevinçlerle. Telgraflar gidecekti, kutlarım, telgraflar gelecekti, kutlarım. Belki de her şerde bir hayır vardır. Yani milli takımın iyi oynamaması için de birçok neden vardır mutlaka. Ama onu tabii bu işle uğraşanlar çok daha iyi bilir. Haddim değil bu konuya girmek. Ama bir bozuk düzenin ortaya çıkması için... Belki de hayırlı oldu. Ortaya çıktı ve konuşuldu. Yani biz İspanya'ya bir Çanakkale geçirmez yapıp berabere kalsaydık bir 10-15 sene daha böyle giderdi, biliyor musunuz? O gazla, kaba tabirle devam ederdik diyorsunuz. Şimdi evet. Tabii bunlar inanılmaz paralar. Hani sıradan bir vatandaşın ömrü hayatı boyunca hiç göremeyeceği paralar. Ama sanatta da böyle uçurumlar var. Ben de az çok biliyorum. Şimdi işte o yandaş olan sanatçılar inanılmaz paralar kazanıyorlar. İşte inanılmaz projelerin içinde yer alıyorlar. Ama bir yandan doğru ve dik duranlar ne yazık ki çok güç koşullarda mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar. Siz de sanıyorum onlardan birisiniz Sayın Fossaroğlu. Yani bunu siz söylüyorsunuz, ben söylemedim. Söylemiyorum da yanlış anlaşılabilirim. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Her şeye rağmen biz duruşumuzu devam ettirerek mesleğimizi de ömrümüz olduğunca yapacağız. Ama siz tabii çok doğru şeyler söylüyorsunuz. Abi olarak sektör adına konuşayım. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim var ya. Sektör adına konuşayım. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Turizm sektörüne iktidar yardım ediyor. Ayakta tutmak için formüller arıyor. Çok doğrudur. Ama o bakan aynı zamanda Kültür Bakanı da. Evet. Bizim sektör çöktü. Çöküyor. Bizden sorumlu değilmiş gibi davranılıyor. Gerçi yeni geldi bu bakan. Ben daha öncekine bir mail atmıştım sektör adına. Bizim için hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü kültür sanat olmasın daha iyi diye mi düşünülüyor bilmiyorum. Oysa tekrar ediyorum, tekrarlıyorum. Sizin Avrupa'da, dünya çapında bırakın bizi, bırakın halkı, hadi diyelim. Yeniden imaj kazanmanız, saygın olmanız için zarafet, saygı, kültür, sanat, bütün bunların özü olmanız lazım. Artık dünyada saygınlık zarif bir duruşla, bilgiyle, anlatımla, kendini ifadeyle, yani Türkiye kendini de ifade edemeyen, evet, bir ülke oldu.
kendini ifade etmek için kültür sanat olacak zaten altyapında. Mecliste bu kavgalar olmazdı. İçlerinden 70-80 tanesi Shakespeare okusaydı. Ya. Şimdi tabii devletin sanata yapmadığı yatırım ve yardım da çok önemli. İşte özel tiyatrolara yapılan o ödenekler, onlar yok denecek düzeye indirildi. O da çok önemli. Yani hem maddi olarak ama manen de devletin sanatın, işte tiyatro bunlardan biri, çok önemli bir kolu, yanında olduğunu hissettirmesi de sanıyorum sanatçı için çok önemli, öyle değil mi? Öyle ama ben burada kişisel bir şikayet içinde bulunmak istemiyorum. Durumu anlatıyorum. Yani tiyatrolara, kültüre, sanata sahici dokunmak lazım, sahici ilmek lazım. Çünkü oradan halka yol var. Siyasi bile düşünseniz, mesela muhalefet için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gereken önemi verse kültüre, sanata, ki vermeye çalıştığını da biliyorum. Ama bunu daha somutlaştırsa oy potansiyelini yükseltir, biliyor musunuz? Evet. Çünkü aydınlanan insan seçeceği işi, seçeceği eşi ve oyunu çok daha iyi seçer. Evet. Bu sözlerinizden yola çıkarak aslında siyasette bir sanatçının oynadığı rolün de önemine değinmiş oluyorsunuz. Bence çok önemli. Siyasi partilerin bu anlamda bir destek alması gerektiğini de düşünüyorum ben. Çünkü sanatçıların görüşleri çok önemli. Toplumu o kadar güzel okuyup o kadar güzel değerlendiriyorlar ki sürekli iç içe ve karşı karşıya oldukları için bu anlamda siyasi partilerin buna önemli yer ayırması gerektiğini düşünüyorum. Lale Hanım, çok doğru düşünüyorsunuz. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Tabii. Bir kuruma güler yüz eğitimi vermiştim. Yani talep ettiler. Çünkü genel müdürleri dedi ki ben gezdim, biz aslında en iyi ürünleri satıyoruz. Fakat herkes çok suratlı. Onlara hayata dair bir şeyler anlatır mısınız, gülümsemelerini sağlar mısınız diye. Böyle bir 3000 çalışana güler yüz eğitimi verdim. İlk derste bireye kaldırdı. Hocam dedi, gülün gülümseyin diyorsunuz. Maaşlardan haberiniz var mı dedi. Şimdi ben müfredatı hazırlarken bunu düşünmemiştim. Ama dedim bak bir dakika, ben sendikadan gelmiyorum. Ben seninle bu kavgada bana anlatırsın, yan yana olurum, yürüyüşüne katılırım. Ama ben sana burada hayata dair bir şey anlatmaya geldim. Bak sen bunları dinle, göreceksin hayatın daha güzel olacak. 3-4 gün sonra geldi, teşekkür etti. Çünkü ben dedim sana kendi koşullarımı anlatsam, belki sen benim yanımda yürürsün. Yani ilk günden maaşları söyleyince düşündüm, aslında beni de uyandırdı bir bakıma. Yani böyle diyaloglarda yarar var. O güler yüz eğitiminde ben onları anladım. Onlar benim anlattıklarımı, hayata dair şeyleri anladılar. Daha iyi bir baba olursun dedim, daha iyi bir eş olursun, daha iyi bir yurttaş olursun. Gel dedim, şu eğitime devam et. Ama tabii geçim çok önemliydi ve kafası oradaydı onun. Böyle şeyler yaşadım. Evet. Tabii bunca yıl boyunca müthiş anılarınız da olmuştur. Şimdi ona biraz giriş yaptık gibi. Ben biraz sizden hem belki seyircilerimizi, bizi izleyenleri duygulandıracak, gülümsetebilecek paylaşımlarınız olabilir mi bizlerle? Böyle çok biraz şey sordum ama damdan. Babalar günde babamla ilgili bir anı anlatayım mı? Anlatın lütfen. Tiyatroda çok önemli bir aktördü. Zeynep sinemaya Fosforoğlu. Da işte günlük kazanç olarak bakardı. Karakter rolleri zaten oynatırlardı. Bir çantası vardı, valizi. O valizde gazino patronu ceketi, doktor önlüğü, hakim cübbesi dururdu. Artistler kahvesinde otururdu yaşlılık döneminde. İşte prodüksiyon amiri gelir, Renan abi bir gazino patron rolü var, tamam deyip valizi açar, gazino patronu ceketini giyer, gider, oynar, gelirdi. Böyle geçirirken günlerini, ben de onunla geç dostluk kurdum. Annemle babam ben küçükken ayrılmışlardı. Gidiyordum, her gün gidersem çay içiyordu. 3-4 günde bir gidersem ayran ısmarlıyordu, ayran içiyordu. Ben de ayran içmek için 4 günde bir gitmeye başladım. O eski adamlar ilginçtir. Böyle bir dostluk kurduk. Sonra
Televizyona ilk çıkmışım. Kedi Geçse meşhur oluyor o zaman. Tek kanal. İstanbul'a geldim. Korkunç bir ilgi var. Babamla işte bir restorana gidiyoruz. Onun her zaman gittiği bir lokantaya. İnsanlar geliyor bana, aa Enis elime doğdu diyor. Adam beni gördüğünde 17 yaşındaydım yani. Nasıl eline doğdum? Bir başkası geliyor, televizyondan tam tanındığım o dönem. Enis'ciğim, ah sen, ben sana işte bisküvi yedirdim, elime doğdun filan. O kadar çok eline doğduğum adam çıktı ki, annemin bir miting meydanında doğum yaptığını düşünmeye başladım. Aslında gerçekten tanımadıklarım da var. Bu arada işte oturuyorlar masaya. Babam muhterem diyor. Adını söylemiyor, muhterem diyor. Dedim ki baba niye muhterem diyorsun? Ya dedi ben hatırlayamadım adını, muhterem derim dedi. Onlar da kabul eder gider. Bir akşam gene böyle yemek yiyoruz. Bir adam geldi oturdu. Yedi içti. Böyle 1,5 kebap falan yedi. İşte ben eline doğdum. Babam en yakın abisi. Gecenin bir saatinde kalktı gitti. Biz böyle bakıyoruz. Baba dedim hiçbir şey söylemedin adama. Muhterem de demedi çünkü. Lan düşünüyorum da bu muhterem bile değil dedi. Hiç tanımıyormuş. Böyle fıkra gibi anılar yaşıyor insan. Değil mi? Babam hoş bir insandı. Babalar gününde onu anıyorum. Sayın Renan Fosforoğlu özellikle tabii evet. Benim daha çok Türk sinemasından çok önemli bir karakter rolüydü. Hiç unutamayız kendisini. Anneniz Mualla Fırat'ı da saygıyla, sevgiyle anıyoruz burada bir kere daha. Çok büyük katkıları var Türk sanatına bence. Lale'cim, iki genç kız uzaktan geliyormuş. Gene tam o benim televizyon günlerim, gençliğim. Babama doğru gelmişler. Babam böyle bir bıyıklarını falan düzeltmiş, sevinmiş. Gelmişler ve babama siz Enis Fosforoğlu'nun ninesi oluyorsunuz demişler. Aa. Babam yıkılmış. Bana işte küçük küfürlerle filan dedi ki ya dedi beni dedi senden sordular dedi. Tanındığıma utandım biliyor musun? Değil mi? Öyle bir his. Çünkü çok o, iyi anlıyorum sizi. O kadar değerli bir sanatçıydı ki buradan söylüyorum onun gibi şu anda da birçok devlet tiyatro sanatçısı var. Hı hı. Çok yetenekli. Hayatını tiyatroya vermiş. Ben bile bazılarını tanıyamıyorum. Yani basının maalesef gerçek sanatçılara ilgisi olamıyor. Böyle devam ediyor. Ne bunun için bu da yaşadığım bir trajikomik bir andır. Babam tabii bunu gülerek anlattı. Ya dedi 50 senemi verdim dedi. Kızlar seni sordu bana dedi. O gün tanındığıma utandım. Birden böyle dilim tutuldu gerçekten. Baba çok önemli insan hayatında. Ben de babamı yitirdim. O kadar arıyorum ki kendisini ama hala onun o manevi elinin bana uzandığını hissediyorum. Gerçekten babalar çok önemli ama bazen de işte böyle zaman zaman boynuz kulağa geçebiliyor. Estağfurullah. Şimdi onların değeri farklıdır. Tabii ki. Tanıtım azdı efendim. Evet. Şimdi medyanın durumu falan çok farklı. Şimdi izleyicilerimiz de izliyor, sorular da geliyor Sayın Fosforoğlu. Birçok öğrenci yetiştirdim dediniz. Diyorlar ki bu öğrenciler, bu çocuklar vefa gösteriyorlar mı Sayın Fosforoğlu'na, Enis Bey'e diye soruyorlar. Vefakarlar mı yani? Yeni nesil nasıl? Şimdi karşılık beklemeden yapmak lazım böyle şeyleri. Hayat o kadar hızlı geçiyor ki şu beni aramadı, bu beni aramadı diye bir duygusallık içine girmek beni yıpratır. Onun için arayanlar zaten arıyor. Gençler de kolay yaşamıyorlar Lale Hanım. Yani onlardan böyle çok sıkı bir bağlılık beklemek, işte biliyorsunuz siyasi olaylar, ekonomik olaylar. Sonra bizim meslek biraz egosu yüksek bir meslektir. Narsist olursun ister istemez. Pek bir şey beklemeden hepsini seviyorum. Ama özellikle başka mesleklere gidenler arıyorlar biliyor musun? Sanıyorum gene bu kanalda anlatmıştım. Halk TV'de anlatmıştım. Diyarbakırlı bir genç. Ben ona Hamlet çalıştırdım.
üniversitede. Dedim ki diksiyonunu düzeltme, bu kadar kısa dönemde diksiyon dersi ben sana veriyorum ama bırak şimdi. Sen Hamlet'in duygularını, babasıyla hayaletle karşılaştığı sahne, onu yaşa. O çok önemli benim için, duygusunu geliştirmek. Ama bu çocuk eğer o bursu kazanmasa, o üniversiteye girmese PKK'ya çeyrek varmış. Oo. Sosyalleşince, büyük kente gelince bir arayış içine girmiş ve benim dersimi seçmeli olarak almış. Önemsedim, çalıştırdım, çok güzel oynadı. Sonra da ben unuttum. Mezun olmuş, sanıyorum ya iç mimardır ya bir şey, ona benzer bir meslek. Telefon çaldı, balkonda oturuyorum, bu yaz. Açtım. Alo hocam dedi, kimsin dedim. Ben Diyarbakırlı Hamlet dedi. Aa. Danimarka prensi Hamlet. Ben Diyarbakırlı Hamlet dedi. Böyle ağlamak istedim. İşte iş kurmuş, iyiymiş durumu. Biliyor musun, buradan hareketle birçok şey hallolur. Bu milyonlarca liraya bedel değil mi? Hiçbir şey yerini tutmaz bunun, hiçbir şey. Ne mutlu size, ne mutlu size böyle insanlar yetiştirmişsiniz. Gerisinin hiç önemi yok bence Enis Bey, gerçekten. Sağ ol. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok büyük faydalarınız dokunmuş bu ülkeye ve dokunmaya da devam ediyor. Kaybettikleriniz elbette ki siz daha iyi bilirsiniz ama bu kazandıklarınızın yanında bence çok ufak, çok önemli şeyler bunlar. Beklediğiniz değeri görüyor musunuz peki? Gençleri, yeni nesili geçelim. Beklediğiniz değeri toplumdan, medyadan, basından görüyor musunuz? Beklediğim bir şey olsa ben Enis Fosforoğlu olmazdım. O değeri bekliyor devamlı. Şimdi bana ne verecekler, bana ne geri dönecek diye beklesem bugün bu programda ve sizin karşınızda olamazdım. İşte belki de beklediğim değer bunlardı benim. Biraz önce Erol mütercimlerle öpüştük. Abicim seni çok özledim dedi. O öğrencilerini tiyatroya getirirdi. Bundan 30 yıl önce gencecik bir teğmenken. Mesela benim ona saygım ilk oradandır. Hmm. Onun için zaten şimdi farklı bir adam. Biraz sonra Gürkan Hacır'ın programı var sanıyorum. Evet, evet. Öyle değil mi? Evet, bizden sonra, evet. Evet. Kadıköy'de nerede görürse görsün, araba kullanırken arabasını durdurup inip Enis abicim diye sarılan bir adam. İşte ben bunları görüyorum. Bunlar değer benim için. Ne güzel. Biz de sizi tabii uzaktan tanıyoruz. Şahsen tanışma fırsatımız olmadı ama eğer bir şekilde bir araya gelirsek sizinle tanışmayı da çok isterim. Çok büyük sanatçılarsınız gerçekten, benim ve tabii bizim için yeriniz o kadar ayrı ki bu ekranlarda sizi görmek. Belki yıllar önce ben bu anları hayal bile edemezdim. Halk TV ile ve sizlerle bu fırsatları da yakaladım. O açıdan da çok ayrıcalıklı bu yayınlar benim için. Çok büyük gurur duyuyorum gerçekten. Benim için de öyle oldu. Farklısınız Lale Hanım. Çok teşekkür ederim. Onun dışında peki hayat nasıl gidiyor? Biraz duygulandık böyle. Şu 40. yılınızı kutladınız. Kadıköy'deki o sizin için düzenlenen tören nasıl geçti? Oralara gidelim biraz. Neler yaşadınız? Neler oldu? Biz haberlerde paylaştık gerçi ama. Konsepti şeydi, benim çocukluk arkadaşlarımdı. Hı hı. Yani oraya çok ünlü sanatçılar da beni kırmaz gelebilirlerdi. Bazılarına cebim yetmezdi. Ama konsepti öyle kurduk. 68 kuşağının ünlenen sanatçıları o zaman. Mesela sunucu kadrosu, sizi o günlerde tanısaydım Ankara'dan getirtirdim. Zevkle, gururla gelirdim. Ateş Böceği Ercan açtı mesela. Geceyi Ateş Böceği Ercan açtı. Ercan Bostancıoğlu. Aha. Annemin babamın arkadaşı, benim arkadaşım, çocuklarımın arkadaşı. Böyle müthiş. Üç nesle yetişmiş müthiş, bir adam. Müthiş. Geceye o. Çok hoş. Sonra Halk Radyo'nun değerli sunucuları Okan Aslan'la sevgili Seher geldiler. Onlar programı devam ettirdiler. Tuğba Emlek geldi. Onlar programı devam ettirdiler.
Onlar tabii bu kuşağın temsilcileri. İskender Doğan, Bora Ayanoğlu. Yani biri biliyorsun kan ve gül, öbürü güller ve dudaklar. Evet. Salon birlikte söyledi. Unutulmamışlar. Muzaffer Özdemir, Ozan. O sazıyla sevişen adam derler. O çıktı, yıktı ortalığı ve sağanak vardı o gün. Tabii ki dolmadı. İnsanlar yollarda kaldılar. Hı hı. Ama gelen seyirci çok hoş eğlendi. Bir de benim konservatuvardan arkadaşım, ilk meslekteki arkadaşım, o şan okumuştu. Çok değerli operacı Mesut İktu. O da çıktı, bir Köroğlu söyledi. Konservatuara ait anılarımızı anlattı. Böyle bir sihirli bir geceydi benim için. Gelenler de çok eğlenmişler. Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykut Nuhoğlu, ilk zamanlar ben bile pek tanımıyordum. Tanıdıkça kültüre, sanata ve insana dokunduğunu gördüm. O gece için teşekkür ederim. Evet. Ne güzel. Anlattıklarınız bile ne kadar güzel geçtiğini, ne kadar dokunaklı geçtiğini, keşke orada olabilseydik, çok isterdik. İnşallah bir dahaki böyle birlikteliklere bir araya geliriz Sayın Fosaroğlu. Şimdi ben biraz size bu dizi sektörüyle ilgili de soru sormak istiyorum. Çok böyle kolay harcanabilecek çalışmalar yapılıyor son dönemde. Ne düşünüyorsunuz oradaki oyunculuklar? İşte aslında önemli bir kısmı da bunun tiyatro eğitimi almış ya da eğitim almış oyunculardan geliyor ama nasıl buluyorsunuz? Şimdi ekonomik nedenlerle dizilerde oynayan dostlarımı, arkadaşlarımı kınamak aklımdan geçmez. Ben de direniyorum ama biraz aklıma yatan bir iş olursa ben de belki bir gün yapabilirim. Ama bir dizi sektörü ve dizi oyunculuğu oluştu. Yani altyapısı olmadan, ne tiyatro ne sinema tahsili almadan, sadece güzel çocuklar ve güzel kızlar dizi sektörüne girip dizi oyunculuğunu oluşturdular. O dizilerde de zaten ekranda açtığınızda bir ilk 10 saniyede seyrettiğiniz şeyin dizi mi film mi olduğunu anlıyorsunuz. Kimse size bir şey söylemese bile. Evet. Oyunculuktan, çekimden, zamanlamadan, timingden anlıyorsunuz. Bu dizi diyorsunuz. Böyle bir başka bir şey oluştu. Dizi diye bir yaratık haline gelen bir şey oluştu. Tabii hayatını ekranın karşısında dizilerle geçiren hanımefendilere çok üzülüyorum. Önce böyle bir cevap vereyim. Yani bir tane seçersin, iki tane seçersin ama ağzın açık televizyonun karşısında sabahtan akşama dizi seyredersen kendi dertlerini unutup, kendi sorunlarını unutup o sahte kahramanların hayatını yaşarsın. Ve de toplum o hale geldi, getirildi. Onun için oyunculuklardan önce falan bunlara üzülüyorum, bunlara dikkat ediyorum. Bu dizilerin tabii etkileri çok önemli. Belki, hadi burada da umut var diyelim. Siz umut aşılamaya devam ediyorsunuz ama işte bir takım yarışma programları, bu diziler biraz aslında biraz değil, genel anlamıyla sizin de söylediğiniz gibi toplumu uyuşturmaya yönelik o çok önemli olaylardan dikkati kaçırmaya yönelik, hayatın nasıl gittiğinden dikkati kaçırmaya yönelik çok önemli şeyler bunlar. Ve buna alet olanlar da aslında bir o kadar suçlu bence. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Şimdi şu aralar ne yapıyorsunuz peki Enis Bey? Sizi takip edenler için. Çalışmalarınız var mı? Ne yapıyorsunuz? Yol haritanız nedir? Şu anda tabii yol haritası çok özgür değil artık ülkede. Evet. Biliyorsunuz gitmek istediğiniz yere giderken önünüze birçok engeller çıkıyor. Her şeye rağmen hoplaya zıplaya gidersek her zaman yol haritamız var. Şu anda ne yapıyorum? Şu anda Halk TV'de bir programın son dakikalarındayım. Çok keyif aldım. Beşiktaş semtinde bir küçük stüdyodayım. Ayrıca cuma günleri Halk Radyo'da
saat 13 ile 15 arası bir programım var. Orada çok dinleyiciyle buluşuyorum. Evet. Hoşuma giden bir iş. Evet. Tiyatrom devam ediyor her şeye rağmen. Şimdi tabii yaz tatili. İşte okumaya çalışıyorum. Biliyor musunuz bu reklamlarınızdaki kitapların %70'ini, hepsini demeyeceğim, şimdi değil, gençlik yıllarımda okumuşum. Ne güzel. Sadece ben değil ama. Yücel Erten okudu. Mesut İktu okudu. Konservatuar arkadaşlarım okudu. Birbirimize değişerek verdik. Böyle bir nesil vardı. Şimdi Halk TV'nin bir görev yaptığına inanıyorum. Yeniden bu kitapları gençlere, belki haberleri olmayan insanlara okutacağına inanıyorum. Genel kültür böyle oluşur. Evet, okumak çok önemli gerçekten. Okuyalım, okuyalım. Aslında bunlar kendiliğinden olması gereken şeyler ama işte biz böyle reklam kampanyalarıyla duyurmaya çalışıyoruz. Toplumu okumaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Keşke bu tür politikalar olsa da bize gerek kalmasa bunları yapmak için. Ama maalesef geldiğimiz noktada zaten eğitim ve kültürün durumu ortada Sayın Fossoroğlu. Sizler öncüydünüz, öncü olmaya devam edeceksiniz. Bir nesil daha sizin arkanızdan gelecek. Göreviniz, pozisyonunuz çok önemli gerçekten. Bu anlamda bir kere daha size teşekkür etmeyi ben de bir borç biliyorum. Çok çok önemli şeyler yaptınız ve yapmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz size. Hem kendi adıma hem Halk TV adına ve tabii Türk toplumu adına. Lale Hanım bakın gülümsüyorum. Önemli olan bu. Ne güzel. O gülümseme hiç yüzünüzden eksik olmasın. İçinizin güzelliği dışınıza öyle güzel vuruyor ki o gülümsemenize, o gözlerinize. O bakışlarınız hiç değişmiyor Enis Bey. Yıllardır hep öyle. Aman değişmesin. Uzun sağlıklı bir yaşam diliyoruz. İyi ki varsınız, hep var olun. Çok teşekkür ediyoruz bugün içinde. Babalar gününüzü bir kere daha kutluyoruz. Eşsiz dakikalar yaşattınız bize. Sağ olunuz. Estağfurullah. Hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler bugün çok güzel bir söyleşi yaptık Sayın Fossoroğlu ile. Bizi kırmadı geldi. Çok güzel anılar paylaştık. Babalar günü dedik. Bir kere daha bütün babaların babalar gününü kutlayalım. Evlatlarından uzakta belki bugün hayatta olmayan babalar var. Onların anısına bu güzel günü bir kere daha kutlayalım ve yayınımıza son verelim. Haftaya yine sürpriz konuklarla buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.